Yani hep beraber hepiniz bu hanımefendiden şikayetçisiniz. Öyle mi? Tamam. Allah Allah. Tamam. Hasan Efendi. Öne gel. Nedir vaziyet? Anlat. Saygıdeğer kadın hazretleri. Bu. Kadın. Ne yaptın? Şey mi? Ne ulan ne? Beni kandırdı kadın hazretleri. Seni kandırdı. Neden? Kocam Allah. Kocam yok dedi. Hasan. Hasan dur. Hasan. Allah'ın Hasan daraldım. Vallahi daraldım. Az fışkırdım. Geç yani. Hasan gel. Hasan geç yerine Hasan. Sen gel öne. Gel. Konu beraber ha. Anlat. Nedir bakalım vaziyet? Saygılar Kadı Bey babacığım. Şimdi bu karıyla özellikle benim çok büyük sıkıntılarım oldu Kadı Bey amcacığım. Bak sanırım ben... Ulan kendine gel be. Kendine gel. Adaba uygun konuş. Ne demek babacığım. Saygın konuş. Saygılarımı sunuyorum. Başımın üstüne yeriniz var. Ha. Kadı Bey amcacığım. Bu karı... Oğlum Kadı Bey amca bile şeriat uygun konuş ulan. Buyurun. Kadı hazretleri diyeceksin. Ellerinden öpüyorum. Aferin. Moruk bu karı var ya. Yemin ediyorum. Geç lan yani Allah cezanı vermezsin moruk ben. Sen gel. Ben konuşacağım. İzninizle şimdi kadıcık efendi. Ben bu karıda... Ne kadıcık efendisi ulan? Ben sana adamcık diyor muyum? Adamcık ağızlı. Şeriata uygun hitap edeceksin. Kadı hazretleri diyeceksin oğlum. Ha, kadıcık hazretleri. Oğlum kadıcık değil ulan. Kadı hazretleri Allah Allah. Ne söylersin merkez tahtaya sıçar gibi? Hiçbir şey anlamam. Gel. Memo nedir bu? Gel. Önce ben evlendim ama. Onunla gel. İlk bunlardan evvel. Evet, oğlum gel. Konuşma. Allah Tanrım. Memo nedir vaziyet ya? Bu kadın buradaki heriflerin evet. Hepsimizle aynı anda evlenmişti. Olur mu öyle şey? Şeriata göre bu bir fuhuştur evladım. Olur mu? Bu kadın hepsimize kocam yoktur dedi. Çıkıyorsun onu baksın o kadın yok. Hanım meseleye bir açıklık getir ya. Şu çeten gideceğim nedir bu? Ay efendim, bu adamlar çıkarsa biz yalnız görüşürsek çok daha münasip olur. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Osmanlı adaletine itimadım tamdır. Allah Allah. Osmanlı sonsuzdur. Efendim peçemi çıkarabilir miyim? Burası pek sıcak da. Tabii. Rahatına. Allah. Şimdi efendim. Bu alçak adamlar benim paşa kocam öldükten sonra bana sahip olmak istediler. Çünkü hepsinin paşanın konağında gözü vardı. Ha. Bana da paşadan 3-5 kuruş bir miras kaldı doğrusu. Bunlar eve geldiler ve beni tehdit etmeye başladılar efendim. Tabii her tarafımı morarttılar. Tabii ben de bu zulme uğradıkça... ...ay nasıl etsem de Kadı Efendi'ye bir haber uçursam diye düşündüm durdum. Ah efendim ben tek başına bir kadınım. Bu kadar adamla nasıl baş edebilirim değil mi? Kocanım diyorlardı. Ben de evet öylesiniz diyordum. Ay efendim iyi ki sizi gördüm Allah'ıma bin şükür ettim. Üzülme. Yok. Kadınlar çok güçsüz düşüyor efendim. Çok. Affedersiniz. Ya Allah'ım. Hanım. Efendim. Bu iki hanım sana şahitlik ederler mi? Tabii şahidimdir. Bir tek bana değil de onlara da vurdular. Öyle mi? Nerelerinize vurdular acaba? Yani açıp gösterme imkanı var mı? Çünkü mahkeme değil mi? Lan efendim biz de şahidiz. Bize de çok fena. Aç. Ay. Rahat el, rahat. Soy. Ay her yerimize nasıl sokardılar? Nerelere? Daha çok nerelere? Şurada.
yapmazlar. Sizde hiç ar, haya, edep yok mudur be ha? Şer'i kanunlara göre açtığınız dava hükümsüzdür. O kadar. O kadar. Sana gelince efendi, yahu ben seni aklı başında makul edep sahibi bir adam bilirdim be. Sen ne ahlaksız herifmişsin be. Sen ne terbiyesin. Çık dışarı defol. Yıkın karşımdan. Terbiyesizleri. Mevcut olan düzeni sağlamakla mefhum bir herifken tutup elin dul karılarına sarkıntılık ediyorsun ha. Herkes sana ırzını namusunu teslim ediyor ya. Boş ol de. Çabuk boş ol de. Boş ol. Şimdi de defol. Hadi. Ha tamam. Sana gelince efendim. Evet efendim. Sen dün gece bizzat karının yanında bu kadına boş ol demişsin. Ben öyle bir şey demedim. Dedi efendim. Buyurun. Defol. Defol. Bu böyle kalmaz. Ben bunu ulemaya söylerim. Ulan sen beni tehdit mi ediyorsun? Estağfurullah. Terbiyesiz pezeme. Estağfurullah. Tövbe yarabbim yarısı. Sana gelince efendi, yahu biz seni delikanlı, böyle Kürhan Bey'i filan zannediyorduk. Çabuk boş ol de. Annem avradım olsun demeyeceğim kızı babacığım, demeyeceğim. Ben de demeyeyim, ben de demeyeyim, bakalım ne edeceksiniz? Ne demek ne edeceğim? Ben onu ketir ketir keseceğim. Ben seni astırırım ulan. Sen beni asarsan dayımın oğlu gelir, seni ketir ketir keser. Benim yerime başka bir kadın gelir, o da dayının oğlunu asar. Assın. Amcamın oğlu gelir, onu ketir 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 keser. Şeriatta amcanın oğlunu asar. Ben bu şeriatten an adamım var ya. Ya ben efendim, bu ikisi yalan söylüyor. Uy. Çünkü bunlar benim merhum Paşa Efendi'nin köleleriydiler. Ha? İsterseniz münasip yerlerindeki damgalara bakabilirsiniz. Ya o yakın burası etmez. Mahkeme. Şşş. İndirin ya, donlarınızı. Hadi indir hemen. Allah Allah. O yaktı kıçımızı kadın baba, yemin ediyorum sana ya. Kabadayı geçiniyorsun bre, ne bekar be. Bu kadar zarif, çıtı bıtı bir hanım nasıl senin gibi bir ayı devirip de mühürü bassın? Ya. Bu heriflerin boş ol demeleri bile caiz değildir. Mahkeme hitama ermiştir, Hürmüz Hanım serbest. Allah Allah, razı olsun. Çıkın dışarı, çıkın dışarı. Bırak Allah'ım. Terbiyesiz herifler be. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Hürmüz Hanım. Hele bir gel bakalım şöyle. Öyle senin gibi genç, güzel, dul bir hanımın himayeye muhtaç olması gerekir. Değil mi? Ha? Böyle bir kat makam sahibi, aklı başında makul bir adam ne için senin kocan olmasın, değil mi? Evet efendim. Tabii. Hürmüz, eğer istersen seninle evlenebilirim. Aman efendim. Ha? Yani iki şahit huzurunda evlenmek gerekmez mi? Canım, yavrum, evladım, öyle demedim. Ha! İşte şahitlerden biri de geldi. Aman Allah'ım. Değil mi? Ha? Bir ziyaretçiniz var Kadı Hazretleri. Allah'ım ne büyüksün. Ben senin sevgili kulun muyum? İşte ikinci şahit de geldi. Aman efendim nasıl olur? Çok güzel olur. Ama Allah Allah. Muhterem amcam efendi. Ha? Siz büyüğümsünüz. Olurunuzu almaya geldim. Şeref verdin evladım. Siz de. Ha? Mübaşir efendi de şahit olunuz ki. Ha? Bendeniz Allah'ın izni, peygamberin kavliyle bu hatun kişiyi zevcem olarak kabul ettim. Nikahlımdır, helalimdir. Ha, ya, ha. Kitap aynen böyle söylemez mi Kadı Hazretleri? Hayırsız ol, hayırlı...